Merhaba çocuklar, ben Bilişim Teknolojileri öğretmeniniz Nesrin Döner. İkinci dersimizle sizlerle birlikteyiz. Bugün SketchUp 6 programında 3 boyutlu modelleme çalışmalarına ve araç çubuğu elemanlarını tanımaya devam ediyoruz. Hazırsanız haydi başlayalım. İlk olarak araç çubuklarını çalışma sayfamıza nasıl ekleriz, nasıl kaldırırız onları deneyelim birlikte. Yukarıdaki menülerden görünüm menüsüne tıklayalım ve ilk seçeneğimiz araç çubukları seçeneğinin üzerine gelelim. Yan tarafa, sağ tarafa yeni bir pencere açıldı. Yanında tik işareti olan seçenekler şu an çalışma sayfamızda ekli bulunmaktadır. Başlangıç. Evet, başlangıç seçeneğine tıklayalım ve neler olduğunu inceleyelim. Başlangıç seçeneğine tıkladık. Çalışma sayfamızın üst tarafında bulunan başlangıç araç çubuğunu kaldırmış olduk. Tekrar görünüm menüsüne tıklayalım. Araç çubukları ve bakın büyük araç takımı. Evet, başlangıç seçeneğinin işaretini kaldırdık. Çalışma ekranımızdan da kaldırmış olduk. Büyük araç takımını da kaldıralım. Deneyelim birlikte. Evet, ekranımızın sol tarafında bulunan araç çubuğu da kaldırılmış oldu. Hadi bunları birlikte tekrar ekleyelim. Görünüm, araç çubukları, evet ilk olarak başlangıç araç çubukları gelsin. Evet, bakın üst tarafa eklenmiş oldu. Tekrar görünüm, araç çubukları ve büyük araç takımını da ekleyelim. Tıkladık ve ekranımızın sol tarafına eklenmiş oldu. Evet, araçlarımızı tanımaya devam edelim. Hadi birlikte dikdörtgen aracını seçelim. Ve yeşil eksen ile kırmızı eksen arasına bir dikdörtgen çizelim. Faremin sol tuşuna basılı kalıp faremi de hareket ettirerek evet istediğim şekilde bir dikdörtgen çizmiş oldum. Bu dikdörtgenin ortasına evet bir daire çizelim. Daireyi seçtim. Evet, dikdörtgenin içinde olacak şekilde çok fazla büyük olmasını istemiyorum. Evet, şu şekilde olabilir. Evet. Ve şimdi yukarıdan yörünge aracını seçelim ve sayfamızın açısını ayarlayalım. Evet. Hadi bunun üzerine biraz oynayalım. Genişlet daralt aracını seçelim. Şu an bu çizdiğimiz iki boyutlu bir şekil. Evet, bakın. İki farklı yüzey elde ettim. Gördüğünüz gibi dairenin yüzeyi farklı ve dikdörtgenin içinden de daire alanını çıkartarak yüzeyi seçiyor. Burası eksik. Hadi bunlar üzerinde biraz oynayalım. Dairenin üzerine geldim. Alanı seçili oldu. Farenin sol tuşuna bastım. Basılı kaldım ve yukarı doğru çekiyorum. Evet, yeterli. Bakalım yörünge aracıyla çevirelim. Evet. Bakın bir silindir. Bir silindir oldu. Hadi tekrar genişlet daralt aracını seçelim. Ve bu sefer dikdörtgenin yüzeyini de kaldıralım. Şöyle bakın istediğiniz gibi bunun üzerinde oynamalar yapabilirsiniz. Evet, tekrar bir dikdörtgen çizelim. İçine tekrar bir daire çizelim. Siz daire sayısını arttırabilirsiniz. 1 ya da 2. Hadi ikinci dairemizi de çizelim. Evet, bu sefer en baştaki seç aracımıza tıklayalım. Evet, gelelim. Dairelerden birinin yüzeyine tıklayalım. Ve seçili bir hale geldi. Şimdi seçtiğim bu yüzeyi sileceğim. Birlikte silelim. Klavyemizde bulunan del tuşu. DLT, delete okunuşu. Evet, klavyemizde bulunan del tuşunu tıklayalım. Evet, bakın dairenin alanını silmiş oldum. Bunu da silelim. Tıkladım. Ve klavyemizdeki DLT okunuşu delete. Evet, tıklıyorum. Ve ikinci daire alanını da silmiş oldum. Hadi genişlet daralt aracıyla tekrar yüzeyi yükseltelim. Yörünge aracımıza şöyle bir bakalım. Şöyle iyice aşağıda aşağıyı görecek şekilde çeviriyorum. Evet, bakın. Gördünüz değil mi? Bunun şu sildiğimiz alanlar boş. Bu dikdörtgen yüzeyinde bir boşluk oluşturduk. Bu
dikdörtgen yüzeyinde ise yukarı doğru çıkan bir silindir oluşturmuş olduk. Evet, hadi farklı çalışmalarla devam edelim. Tekrar bir dikdörtgen çiziyorum. Büyük araç çubuklarında, bakın burada, evet, belirli uzaklıkta kopyasını oluştur seçeneği var. Aynı araç yukarıda da var. Bakın başlangıç araç çubuğunda da var. Belirli uzaklıkta kopyasını oluştur. Tıkladım. Evet, bakalım bu araç ne işe yarıyormuş? Evet, çizdiğim karenin, bakın, yüzeyine geldim. Yüzey alanı da işaretleniyor. Ve hangi kenara yakınlaşırsam o kenar üzerinde bir kırmızı nokta beliriyor. Evet, şimdi farenin sol tuşuna bir kere tıkladım ve sol tuşu bırakıyorum. Faremi hareket ettiriyorum. Sadece faremi hareket ettiriyorum. Evet, bakın, çizdiğim karenin bir kopyasını iç tarafta oluşturmuş oldu. Tekrar farenin sol tuşuna tıkladım ve bıraktığım zaman çizdiğim dikdörtgenin bir kopyasını, evet, yörüngeyle şöyle değiştirerek bakıyorum, iç tarafta oluşturmuş oldu. Acaba dış tarafa doğru yapabilir miydim bunu? Tekrar belirli uzaklıkta kopyasını oluştur aracını seçtim. Geldim. Evet, bakın kırmızı nokta belirdi. Farenin sol tuşuna bir kere tıkladım ve bu sefer dışarıya doğru çizecek şekilde, bakın, evet, yeni dikdörtgenimi oluşturuyorum ve tıkladım. Evet, iç içe dikdörtgenler oluşmuş oldu. Hadi genişlet, daralt aracı ile sırayla istediğiniz birinden başlayarak bunları yükseltelim. Bakın, evet, farklı farklı bu şekilde bunları da ayarlayabilirsiniz. Evet, şu an 3 farklı modelimiz var. Sayfamı biraz kaydırmak istiyorum. Yatayda kaydır seçeneği ile şöyle biraz alanımı genişletmek istiyorum. Yeni çizimler yapacağım buraya. Hadi çalışmalarımıza devam edelim. Evet, bu sefer çizgi aracıyla devam ediyorum. Çizgiyi seçtim. Evet, şu geniş alanda, evet, mavi eksene hizalayacak şekilde, bakın, çizgim mavi oluyor. Düzgün bir çizgi elde etmek istiyorsak genelde eksenlere hizalayalım. Şu an çizgim mavi, evet. Bıraktım. Hemen yukarıdaki uç noktasından bu sefer kırmızı ekseni hizalıyorum. Bakın, kırmızı, çizgim kırmızı. Eğer ekseni hizalamazsam çizgim siyah oluyor. Evet, kırmızı ekseni hizalandı. Şu an yere, bakın, paralel gidiyoruz. Evet, ikinci çizdiğim çizginin açık uç noktasından yine aynı şekilde mavi ekseni hizalayarak ve ilk çizgimi, bakın, başlangıç noktasına, bakın, görüyorsunuz değil mi? Tam başlangıç noktası hizasına denk gelecek şekilde mavi bir çizgiyle, evet, ve çizgiyi tamamlıyorum. Şöyle farklı açılardan bakalım. Yörüngeyi seçtim. Evet, şöyle farklı bir şekil elde ettim. Bakalım bununla neler yapabiliriz. Tekrar daire aracını seçiyorum. Her iki tarafta da var. Daireyi seçtim. Evet, bakın. Herhangi bir başlangıç noktasından, ilk çizdiğim çizginin başlangıç noktasına geldim. Nokta yeşil oldu. Farenin sol tuşuna bastım. Basılı kaldım. Ve şöyle yavaşça bunu dışarıya doğru açıyorum. Dairemin çok büyük olmasını istemiyorum. Çünkü bunda farklı bir çalışma yapacağız. Şöyle biraz küçük olsun. Evet, çizebildiğiniz kadar küçük olsun. Tuşu bıraktım. Bakalım nasıl bir çalışma olacak bu. Yeni bir aracımızı tanıyacağız birlikte. Aracımızın adı, evet, bakın, sol taraftaki araç, büyük araç takımında var. Beni izle. Tıkladık birlikte. Bakalım ne işe yarıyormuş. Çizdiğimiz bu küçük dairenin yüzey alanına geliyoruz. Bakın hemen işaretlendi. Burada farenin sol tuşunu işlem bitene kadar hiç bırakmayacağız. Evet, hadi farenin sol tuşuna basalım. Basılı kalalım. Ve sol tuşu hiç bırakmıyorum. Bir dakika. Evet, tekrar deniyorum. Yüzey alanı işaretliyken sol tuşa basıyorum. Bastım. Sol tuş basılı kaldı. Evet, ilk çizdiğim, bakın, çizgi boyunca faremi yukarı doğru hareket ettiriyorum. Sol tuşu kesinlikle bırakmıyorum. Evet,
uç noktaya ulaştığım zaman bu sefer ikinci çizgi üzerinden devam ediyorum. Sol tuş hiç bırakmıyorum. Kesinlikle bırakmıyorum. Evet. Şimdi aşağı doğru. Uç noktaya ulaşınca bu sefer aşağı doğru hareket ediyorum. Evet. Ve diğer uç noktaya ulaştığım zaman tuşu bırakıyorum. Evet. Bakalım şeklimiz nasıl oldu? Evet. Çok farklı bir şekil elde ettik. Gördüğünüz gibi bugün bu şekilde farklı araç çubuklarını kullanarak 4 tane farklı model elde ettik. Evet çocuklar, bugünkü çalışmamız bu kadar. Yeni öğrendiğimiz çizim araçlarını sizler de farklı modeller üzerinde deneyerek lütfen çalışın. 3. dersimizde görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın çocuklar.